Şimdi şikayet var. Biz bu suç şebekelerinin lafına itibar etmeyiz. Lakin devletimize itibar etmek isteriz. En somut örneği İçişleri Bakanı'nın mafyadan aray on bin dolar har, e, harç alan, harçlık alan neyse siyasetçinin adını söyleyerek Türkiye'de belki bir temiz dönemin başlanmasının ilk adımı atılabilir. Ve Erdoğan şunu unutmamalıdır. E ee, devletin hukuk dışına çıkması kimin işine yarar diye bir soru sorsanız derdim ki iki şeyin işine yarar. Devlet hukuk dışına çıkarsa buna kim sevinir? Terör örgütleri sevinir ve mafya sevinir. Şimdi Türkiye'de yaşanan budur. Devlet hukukun dışına çıktığı için Türkiye terör örgütlerinin, mafyanın cirit sahasına dönmüştür. Vesayet ve suç çetelerinden medet uman muhalefet varmış beyefendiye göre. Yani herhalde biz ya da İyi Parti vesayet ve suç çetelerinden medet uman muhalefet oluyoruz. Ama mafya ile protokolle birlikte miting yapanlar suç çetelerinden medet ummuyor demek ki. Biz yapmadık. Mafyaya muhalefet liderlerini tehdit ettiren biz değiliz. Mafyaya bilim insanlarını tehdit ettiren biz değiliz. Mah mafyaya koruma polisi veren, çakarlı araba eskort veren biz değiliz. Terör örgütleriyle özel kaset kumpasları yapan biz değiliz. İşte vesayet ve suç çetelerinden medet umanlar böyle işler yapar. Mafyayla miting yapar. Mafyaya çakarlık araba tahsis eder. Mafyayı bilim insanlarına ve muhalefeti tehdit ettirir. Burada da beyefendi aynaya bakacak. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iki konuşma yaptı. Biri TRT'de biri bir özel televizyon kanalında. İkinci kanalda yaptığı, özel televizyon kanalında yaptığı konuşma daha sonra dedim ki bakalım mesajı kim alacak? Mafya lideri alacak? Erdoğan mı alacak? Erdoğan almış. Nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. 10 bin dolar alan bir siyasetçi var dedi nokta koydu. Kim olduğunu söylemedi. Evinde para kasaları, para sayma makineleri çıkan bakanları hatırlattı. Demek o konuda ayrıca bildikleri var. Bu bakanlar Erdoğan'ın bakanlarıydı. Ne yaptı? AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ya darbeyi ben başlattım dedi. Başbakanlıktan ve genel başkanlıktan indirildiği darbeyi ben başlattım dedi. Yani AK Parti'de benim de gücüm var. Hafife alma beni dedi. Ve mesaj yerini buldu. TRT'de olmadı ama özel televizyondan sonra mesaj yerini buldu ve on gün sonra Sayın Erdoğan sessizliğini bozdu. Ne dedi? İçişleri Bakanlığı'nın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. O, siyasetin suç çeteleri eliyle düzenleme gayretinden, gayretinin de hız kazandığını görüyorum dedi. Siyasetin suç çeteleri eliyle düzenlenmesi hız kazanmıyor ama suç çeteleri eliyle Erdoğan'ın iktidarını tahkim etmesi hız kazanıyor iktidarı tahkim etmek için mafyadan medet umma arzusu ve eylemleri yoğunlaşıyor. Ve şunu bilsin, hız kazanan suç çeteleriyle siyasetin dizaynı değil ama hız kazanan patlayan lağımdan çıkan pislik ve onun kokusu hızlı bir şekilde yayılıyor. Belli oldu ki bugün Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'nın yanındayız açıklamasından Türkiye mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin adını öğrenemeyecek. Bunu anladık. Ve son olarak değerli arkadaşlar erken seçim için sufleyi nereden aldığımızı bildiğini söylüyor. Erken seçim çağrılarımızla ilgili dışarıdan bize sufle veriliyormuş. Erdoğan bize dışarıdan sufle vallahi gelmiyor. Sana geliyor onu bilmem. Ama bize mutfaktaki yangın, tarladaki hasat, çiftçinin içinde bulunduğu ızdırap, esnafı, emeklisi, öğrencisi, işçisi, tüccarı, sanayicisi, işsiz kalan yüzbinler ve aşı bekleyen milyonlardan bir sufle geldi. Yeter artık diyorlar. Getirin sandığı diyorlar. Biz o sufleyle milletin sesi olarak Türkiye'de çarenin sandık olduğunu her zaman güçlü bir şekilde gür bir sesle söylemeye devam edeceğiz. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Buyursunlar. kendiden başlayalım. En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Bozulmaz. Kutlu Adalı cinayetinden de dahli olanlarla bugün Türkiye'deki yürütmenin eee başında bulunanlar arasında bir ilişki olduğu çok açık. Çok açık. Ben şimdi adli bir konu olduğu için isim vermeyeceğim. Kutlu Adalı cinayetine dahil olanlarla ilgili yürütme hiçbir işlem yapamaz. Çünkü birlikte yaptıkları bugünkülerle birlikte yaptıkları başka işler var. Suç ortaklığı kolay bozulmaz. Ama bu bir Türkiye'nin utançtır. Adam söylüyor, adamın dışarıdaki Türkiye'deki kardeşi diyor ki evet böyle 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 oldu. Bana böyle bir teklif yapıldı diyor. İsim vermeyeyim kimi devlet yetkilileriyle görüştüm silah verildi diyor. Başka bir askeri yetkili silahı tarif ediyor. Namlusunun nasıl takıldığını, gösterdik diyor. E devlet burada müdahale etmeyecekse. Gelin bakayım kardeşim bir dakika ya, siz ne yaptınız demeyecekse. Türkiye'de temiz siyasetten bahsedilebilir mi? Türkiye'nin çok sorunu var. Ekonomik sorunlar başta olmak üzere 128 milyar dolar Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın yaptığı işler. Ama Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu temiz devlet, temiz siyaset. Devlet çürümüş değerli arkadaşlar. Devlet tefessü etmiş. Devlet suç örgütleriyle et tırnak olmuş. Bunun için seçim lazım işte. Bunun için seçime gitmemiz lazım. Yüce milletimizin bu konularda bir takdir, bir değerlendirme ortaya koyması lazım. Emniyet Müdürü'nün ikinci yerden maaş almasına hiç şaşırmadım. Çünkü <laughs> tanıyabildiğim görebildiğim kadarıyla AK Partili siyasetçilerin hemen hemen tamamı iki maaş alıyor eskisi siyasetçi eskileri. E geriye kim kaldı şimdi? İki maaşı kime dağıtmaları lazım? AK Partili bürokratlara siyasetçiler bitti. Beyt, e, devleti arpalık, Beytül Mali ganimet gören bir zihniyettir AK Parti zihniyeti. Devlet AK Parti için bir arpalık, Beytül mal bir ganimettir ve bunu paylaşıyorlar. Bunların zihniyeti bu, zihniyeti bu ve bunu ben şöyle geçen de söylemiştim. Bu topraklarda yedi yüz bin beş yüz kilometre kare yüz ölçümlü bu topraklarda dört büyük istila yaşandı. Bu beşincidir. Bin yüzde Haçlılar bu toprakları istila etti. Bin iki yüzde Moğollar istila etti. Bin dört yüzde Timur istila etti. Bin dokuz yüzde Yunan istila etti. Ne yaptı bunlar? Yağma yaptı. Talan yaptı. Can aldı. Kan akıttı. Şimdi de AK Parti yağma yapıyor, talan yapıyor. Ne farkı var? Şu anda Emniyet Genel Müdürü bir yerden PTT Genel Müdür, PTT Yönetim Kurulu'ndan maaş alıyorsa bunun adı yağmadır, talandır. Yetim hakkıdır. Beytürmele uzanan kirli el demektir bu. Bunun Moğol istilasında ne farkı var? Evet, çok teşekkür.